Merhabalar sevgili dostlar. Hadi bugün birlikte pırasa zeytinyağlısı yapalım. Tam da mevsimindeyken. Öncelikle burada yapraklarını doğradım. Onları sıvı yağla birlikte biraz kavuracağım. Pırasalarım kavrulmaya başladı. Bu aşamada havuçlarını da ilave edelim. Biraz da havuçlarıyla birlikte kavrulsun. Havuçlar hafifçe yumuşamaya başlayınca pırasasını ekleyeceğim. Oldu. Fazlaca yakmadan salçasını ilave edelim. Bir miktar salçası da kavrulsun. Sonra pırasasını ilave edeceğim üzerine. Annem pırasa zeytinyağlısını böyle yapardı. Ben de onun geleneğini devam ettiriyorum. Sizin yaptığınız başka bir şekil var mı arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Bu şekilde daha güzel oluyor diye. Onu da denerim. Allah izin verirse. Şimdi hazırladığım pırasaları üzerine şöylece boşalttım. Evet. Evet, bir miktar da böyle kavrulmasını bekleyeceğim. Pırasalar hafif buğulasın. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı şeker, zeytinyağının biliyorsunuz olmazsa olmazıdır şeker. Yarım tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Kapağını kapatıp altını yarıma getiriyorum. Biraz burada buğulamasını bekleyeceğim. Evet, pırasalarım biraz buğuladı. Şimdi tenceremin üzerine şöyle bir miktar pirinç yıkadım. Az bir şey. Pirincimi ilave edeceğim. Üzerine de pişmesini sağlayacak kadar sıcak su ilavesi yapıp pırasalarımı fazlaca ezmeden böyle pişmeye bırakacağım. Gayet güzel pişiyor pırasamız, zeytinyağlı pırasamız. Bu aşamada içerisine şöyle bir miktar limon suyu hazırladım, limon sıktım. Bunu ilave ediyoruz. Ve pişmeye devam etmesi için kapağını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Pırasamız pişti. Zeytinyağlımız soğuduğunda yemeğe hazır mis gibi oldu. Şöyle biraz tabağa alacağım. Afiyet olsun. Merhabalar sevgili dostlar. Merhabalar. Ben
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyim yine bugün, hastanelerde. Şimdi sabah gelmiştim. Bu dizimde sorun oluştu. Eski sorun nüksetti. Daha çok arttı. Muayeneye geldim bugün. Yani acile geldim. Acilden yine fizik tedaviye yönlendirdiler. Orada dizimden sıvı aldırdım. İşte birkaç işlem yaptırdım. Şimdi yeni bitti işim daha. Sabahtan beri. Eve gidiyorum Allah izin verirse. Pazartesiye kadar buz uygulayacağım sürekli. Yarım saatte bir. İlacımı değiştirdi. Başka farklı daha güçlü bir ilaç verdi. İğnelerim vardı. Onları yaptırmamamı söyledi. Canım çok yanıyor. Yürüyemiyorum. Onları yaptıracağım bakayım. Ay, eve gidip dinleneceğim işte pazartesine kadar. Pazartesi o dizimden alınan sıvıdan tekrar tahlil yolladılar. Başka bir tahlil. Onun sonucu çıkacakmış. Ona göre sağlık kurulundan da randevu aldım. Çalışamayacağımı düşünüyorum. Artık bu şekilde çalışamıyorum. Çalışamayacağım için de rapor alıp bunu belgelendirmek istiyorum. İş yerinden ayrılabilmem için. Baba! Dolmuşa geldim şimdi. Dolmuşa bir bineyim hayırlısıyla. Hala şu satırı versene bana. Ooo bunun basamağı yok. Nasıl çıkacağım buraya? Sen neredesin? Oturdum dolmuşa şimdi geldim. Eve gideyim bakalım. Önce ilacımı alayım. Verdiği ilacı alayım. Daha sonra eve gideyim bakalım ne olacak evde. İnşallah iyi olacak ama şu an canım çok yanıyor. İnşallah iyi olacak. Hayırlısı bakalım. Geldim. Şükür, çok şükür. Zar zor, çok zor geldim. O kadar zorlandım ki dolmuştan indikten sonra eve çıkamadım. Çıkamadım yani. 2-3 merdiven çıktım. Artık daha çıkamadım. Ayağımı kaldıramadım daha doğrusu. Bu sol ayağımı kaldıramadım merdiveni atmak için. Karşı komşum sağ olsun benim dayımın kızı. Ona telefon açtım. Dedim gel ne olursun. Bana yardımcı ol. Beni eve çıkar. Ben çıkamıyorum. O da geldi. Çıkardı beni eve. Allah razı olsun. İyi ki var. İyi ki var. Yani geldim eve. İşte dinleniyorum. Buz koyuyorum yarım saatte bir sürekli dizime. Biraz uyumuşum burada. Koltukta. Televizyon izleyerek. Evet arkadaşlar, sizlere dün çekim yapmıştım hastaneden çıktıktan sonra, hastaneden çıktıktan sonra sabahtan akşama kadar bekledim. Saat 3 gibi çıktım hastaneden. Videosunu çekmiştim, izlediniz onu zaten. Bugün bir tık daha iyiyim. Ne kadar iyiyim? En azından ayağımın üzerine zor da olsa basabilecek kadar İyiyim. Dün hiç basamıyordum. Yani ayağımı bile çıkartamadım. Yani ayakkabımı çıkartamadım. Dolmuştan indim. Eve çıkamadım. Merdivenden çıkamadım. O kadar kötü, o kadar kötü oldu ki dolmuşta da ayaktaydım bile. Kimseden de yer isteyemedim. İstemedim. Onlar benden önce oturmuşlardı. Binmişler sonuçta. Onların hakkıydı. İstemem de. O herhalde ayakta durmak beni çok zorladı. Bugün yine çok ağrıyor. Böyle ayağımın arkası sanki bacağımın arkası çekiliyor. İp çekiliyormuş gibi oluyor. Ama dünkünden bir tık daha iyiyim. İlaçlarımı kullanıyorum. Kremlerimi sürüyorum. Ayağımı sardım dizimi. Sar demişti doktor. Böyle biraz sıkıca bandajla demişti. Daha iyiyim. Haberdar etmek istedim size. Pırasa zeytinyağısı yaptım az önce. Onun arkasına bunu da eklemek istedim. Nacizane. Daha iyiyim. İyi hissettikçe video çekeceğim Allah izin verirse. Raporlu olduğum müddetçe. Çalışırken zaten çekemiyorum biliyorsunuz.
Görüşmek üzere.